Ne ayaksın lan sen? Nasıl çıkıyorsun lan sen kilitli odadan ikide bir? Abi ben çıkarım. Ben çıkarım da sana ne oldu sen bir onu anlat bana. Böyle bir çok dertlisin bugün. Anlat. Anlat abi. Dertliyim. Dertlerim var. Sıkıntılı adamım ben. İçimden bu sıkıntıyı atmam lazım. Atmazsam sıkıntılı durumlar oluyor. Dava açıyor ablam bana. Niye yapıyor böyle şeyler ya? Abi, ciddi mi soruyorsun sen bunu bana be? Espri yapar bir halin var mı? Viski versene sen bana şuradan. Abi veririm. Sonuç itibariyle viskiler senin, bardaklar senin, ev senin ama... içki denilen menet var ya, böyle dertli olduğun zaman çok fena yapıyor. Çay demleyelim abi. Güzelce çayımızı demleyelim. Oturalım, dertleşelim. Sen bana derdini anlat. Ferahlarsın abi. Terapi gibi düşün bunu. İyi, hadi. Biliyor musun bu evde herkes erken uyuyor tavuk gibi. Gıcık oluyorum. Sen maşallah böyle bu saatlerde cin gibisin ha. Ya abi sen bana ne bakıyorsun? Yani bendeki mesleki alışkanlık öyle. Uzatma Şadiye, bitti gitti o işler, bitti. Ya, tamam be, tamam. Allah Allah. Abi be, ya benim ne zamandır böyle aklıma takıldı. Senin bu hayatında ya hiç mi aşk olmadı? Hani bunca zamandır. Yani hani hep ablamı mı bekledin sen? Bunca sene böyle kadınsız madınsız yani hani. Lan sen benimle nasıl konuşuyorsun lan? Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle? Ben senin abinim lan ayarsız. Ya canım oldu yani daha önce 3-5 tane ilişkim oldu. Hatta bir tanesiyle bayağı ciddiydik. Böyle tatile falan da gittik. Venedik, Paris falan filan gezdik. İyi tuttum kendimi, sıktım oralarda ama artık Barcelona'da da dayanamadım. Film koptu. Orada manyak bir park var. Orada meydanda bıraktım kızı. Kalktım geldim İstanbul'a, hala beni arıyordur. Gülme lan. Abi çok ayıp etmişsin ama ya. Ne yapayım? Sıkıp boğazının canını mı alayım? Kızın bir suçu yok. Kızın suçu narin olmamak. Abi mesela yani olmaz olmaz da hani olur ha. Ablam diyelim ki evlendi yani evlenmez. Ne diyelim evlendi. Ne yapacaksın o zaman? Allah korusun Şadiye. Ama yapacak bir şey yok. Evli kadına bakmak bize yakışmaz. O yüzden uğraşıyorum zaten evlenmesin diye. Anlıyorum abi. Ya Şadiye. Sen bana bir yardımcı olsan ha. Bir kardeşlik yapsan. Konuşsan şu ablanla dava açmasın. Vallahi abi ben konuşurum. Yardım ederim de yani. Çok zor o iş. Hani artık kızın tepesi nasıl attıysa hani. Ya tamam yaptık bir şeyler de isteyerek olmadı yani. Tamam ben de döneceğim fabrika ayarlarıma. Yardım et işte. Abim ederim yardım etmez miyim? Bak şimdi şöyle yapalım. Sen nasıl olsa bana bu evi alacaksın ya. Ha benim de sana bir faydam dokunsun yani. Allah Allah sen nasıl bir insan evladısın ya. Hayat her şey maddiyat değil ya. Manyak mısın kızım sen ya? Aklını kullansana. Ablanla evlendiğim zaman memleketin yarısı senin olacak. Valla kimse kusura bakmasın abi. Ben kendi günlük kazancıma bakarım. Sonuç itibariyle mesleki olarak... Senin mesleğine ha. Geri zekalı. Kıyafetiniz hangi renk olacaktı hanımefendi? Bu renkten olacak. Bak şundan yap şundan. Şu renkten. Şadiye. Hı? Kızım bu ne hal? Ben sana demedim mi hanım hanım ol diye? Toplasana saçlarını, at kuyruğu yapsana. Ya yok artık ya. Salık bırakacağım böyle. Lan bana cevap verme gerizekalı. Kabarek topuz güzel durur. Topuz bana da yap. Ulan şimdi topuzu bir sallarım suratına. Bu çocuğun hali ne lan böyle? Kaç gündür aynı kıyafeti giyiyor. Kokacak lan çocuk. Çıkartmıyor. Tatyana! Selamünaleyküm. Müsaade var mı? Buyurun. Aleykümselam. Buyur, hoş geldin. Gelsin hocam abi. İyi, sen ne yapıyorsun? İyidir. Tanımadın mı abla? Yok. Yaslandan ya Babür. Uzun saçlıydı hani böyle. Aa evet evet tamam. Hatırladım. Biz daha önce de karşılaştık onunla İstanbul'da. Değil mi Babür? Öyle abla öyle.
Abi bir adam geldi, seni görmek istiyor. Memlekettenmiş, adı Moskov muymuş, neymiş? Kayınpeder lan, al içeri. Abicim buyur. Hoş geldin Recep abi. Hoş bulduk abi. Buyur. Pek de hoş değiliz bu aralarda işte. Biliyorum Recep abi. Başın sağ olsun. Hatice ablayla Mehmet'e olanlar. Soba depmiş diyorlar. Öyle olmuş ya. Dostlar sağ olsun, yapacak bir şey yok. Recep abi cenazeye gelemedim. Hakkını helal et. İstanbul'da işler yoğunluğu da biraz. Ziyanı yok abi, ziyanı yok. Hayırdır? Bir sıkıntın var mı? Yani İstanbul'da her türlü yardımcı olabilirim ben sana. İyiyiz ya. Geçinip gidiyoruz işte. Ben sana Şadiye'yi sormaya geldim Bahar. Senin kulağın deliktir. Hatice ile Mehmet'in cesedi çıkmış evden de Şadiye'nin çıkmamış. Bir şey duydun mu hiç? Ben bir şey duymadım Recep abi. Ama bizim elimiz kolumuz uzundur yani. Sağdan soldan bir haber alırsak sana iletiriz. Seni nerede bulurum? Millet Tahtakale'de böyle borç harç bir tuhafiyeci açtık işte. Geçinip gidiyoruz orada. Mahalleye girdim, Moskova dedim zaten. Gösterirler. Nareni hiç duydun mu, gördün mü? Görmedim Recep abi. Narin cadıdır, bir şekilde ayaklarının üzerinde durur da küçük ziyan olur ya. Neyse, bir şey duyarsan. Hadi sağ ol abi. Eyvallah Recep abi. Hayırdır, hangi rüzgar attı seni böyle? Hayırdır Recep abi, hayırdır. Abla kusura bakma, öyle lap diye girdik içeri ama müsaade edersen Recep abiyle öyle bir çıtır bir işimiz var. Tabii, müsaade sizin. Neymiş ya, merak ettim. Hadi sürpriz abi. Eyvallah ya. Allah'a emanet abla. İstifamı imzalatacaksınız. Şu Salih Tan davasını sonlandırıyoruz. İki gün daha müsaade etseydiniz bana. Saçmalamayı bırak da imzala şunu. Nedir bu? Sermet davasından vazgeçtiğine dair bir belge. Geri alacaksın başvurunu. Neden yapayım bunu? Şadiye karşılığı uzlaşmak istiyor seninle Sermet. Sen şikayetinden vazgeçeceksin. O da sana kardeşini verecek. Ne? Şadiye bulundu mu? Vazgeçmez değil mi? Hayır. Üniversiteyi bir kazanayım, seni de alacağım yanıma. Kızlar.
nasılsınız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.